Karı kırkından sonra genç kocaya varmışmış da çocuk doğurmuşmuş da kimin umurunda? Kendine gel kızım, gazetenin satışı düşmüş 50.000'in altına, reklam kesat, batıyoruz be! Patron! Patron! Kim bu herif? Kimse değilim. Hiç kimseyim. Kimse. Aferin ulan. Aferin. İkiniz, tamam mı? İyice bir kurcalayın bakalım şu işi. Niye anadan doğma sokaklara fırlamış herifçoğlu ha? Bir de şimdiden şöyle ortalığı karıştıracak bir başlık patlattık mı ha? Ama... Zam. Vatandaş çıldırdı be selam. İbrahim. Karısı. Evet. Gece eve dönmeyince karakol karakol dolanarak... Ne yaptı ki çalışıp çabalamaktan başka? Hep çocukları için. Ne yaptı ki başka? Vallahi ne diyeyim hanımefendi, bilmem ki. Zaten bu zamanda fıttırana değil... Fıttırmayana şaşmalı asıl. Hı, ama ne? Aynı dairede çalışıyorduk, evet. Nasıl diyorsunuz hani? Tamam. Hani şu bordro mahkumlarından? Amirlerine itaatkar. Hop. Buyurun. İş arkadaşlarına saygılı. Hem de güler yüzlü ve kanaatkar. Emekli sandığı borcun kesildikten sonra... Allah bin bereket versin. Bu paranın bereketi mi kalmış Allah'a sen? Şükretmesini bilmeyenin iki yakası bir araya gelmez kardeşim. Örnek bir dar gelirli vatandaş canım. Her eve lazım. Aylık abonla. Tabii efendim. 800 lira daha vereceksiniz. Ha? 800? Evet. Aa tabii. Benzine zam gelince... ...otobüs idaresi ziyan mı etsin? Tabii. Neyin fiyatı yerinde duruyor ki abicim? Peki canım. Yarım kilo da yeter. Ne yapalım abi? Piyasa böyle. Birini aldın mı ötekiler kıskanır. Tabii, tabii öyle. Yahu, bir de ufak rakı ver bari, oldu olacak. Vay abi, bayram mı var ha, bu ne? Ay başından ay başına. Kaç kez. Dayamışsınız sırtınızı sağlam kapıya, salla başını, al maaşını ha. Ne sağlam kapıya? Üç aydan üç aya elime ne geçiyor biliyor musun? Peki biz ne yapalım üç kuruş işçi maaşıyla? Grev yapsanıza gene Allah'ın günü, ama sıkmıyor değil mi? İş bulmuşsunuz da bunuyorsunuz be. Biz keyfimizden mi tombalacılığa soyunduk? Aslan gibi adamsın be oğlum, çalışmak isteyene iş mi yok? Gülersin köfte or. Millet sermayeyi kediye yükledikçe senin işin açılıyorlar. Ne yapalım babalık? Allah'a çok şükür işte.
Kimse acından ölmemiş bu dünyada. La havle. Aa! Kimler ağlatmış benim güzel kızımı? He? Bak bakayım. Gel babana. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay, gene mi batırmış bu üstünü başını? Çocuktur canım. Aman, gel bakayım şöyle. Suya sabuna para mı yetişiyor Allah aşkına? Çıkar! Doğru musla! Ya, canım bir de salçalı köfte çekti ki bugün. Kıymalı patatesimiz vardı mis gibi. Aa, rakıyla gitmez. Öyle mi delikanlı? Bengü? Bu ne hal yahu? Ne oldu? Bana bak! Bir sayfa daha yeter, ben kırarım elini halim Allah! Kırarım! Kalk bakayım oradan çabuk, kalk! Aa, nedir bu sırtın beni? Dadır öyle şey ya! Babanın sokakta toplamıyor bu paraları! Canım, yırta yırta öğrenecek elbet! Kalk! Bak bak bak! Zaten sen bu çocukları bu kadar şımartmasan... Bengü? Nesi var bu kızın? Yok efendim, okulu bitirme müsameresi varmış da... ...yok peri kıza elbisesi giymesi gerekiyormuş da... Üzüldün şeye bak! Annen dikiverir yahu! Naylon tülün metresi kaça, biliyor musun sen? Aa, akranlarından geri mi kalsın benim güzel kızım? Ha, ha, annesi! İşte bu! Oğlan yok mu? Kim bilir hangi çöplükte top koşturuyordur? Allah kahretsin! Ne oldu ya? Gaz bitti, ne olacak? Kahretsin! Hadi peri kızım. Bir koşu tüpçüye gidip... ben de ev sahibine bir uğrayıvereyim Semiha. Lanet olsun! Bu tüpleri yarım mı dolduruyorlar nedir? Olmayacak şeyler için... ...kendini hırpalama be sevgilim. Ne bileyim, ben getireyim dedikçe... Yeter, yeter. Oğlum söylemedi mi? Efendim? Ne gibi? Canım işte, bu zamanda değil mi? Her şeye zam gelirken kiralar yerinde sayacak değil ya oğlum. Ya, tabii. Kör olası! Seni bir elime geçirirsen... Baba! Gel buraya! Ne oluyor? Gel dedim! Şşş, bırak! Yahu ayıptır! Bırak! Gel buraya! Göster! Göster babana! Göster! Buyurun! Canım oynayacak elbet! Erkek çocuktur! İyi! Her hafta pabuç alacak paran olduktan sonra bana göre hava hoş! Seni seni gel buraya! Kaç gol attın bugün? Semiha! Çocukların yanında para lafı etmeyelim, ne olur, ha? Kirayı verdin mi? Zam mı isteyecekler nedir? Ay biri şu kapıya baksın Allah rızası için! Ali! Senin bir sinirin var ya bugün, ha? Gel delikanlı! Şşt, peri kızı! Hadi güzelim, surat asma artık! Peri elbisen tamam! Hem de kanatlı! Olamaz! Gene tüp gaza zam gelmiş! Normaldir be Semiha! Araplar petrole zam yapar bir yandan... ...dolar yükselir öte yandan... ...normaldir!
Al şunu. Zahmet oldu. Normaldir. Bir daha ay sonunu nasıl getireceğiz onu düşünsem. Elektrik, su, taksitler. Bir ayakkabıyla peri kızı elbisesi eksikti. Hele kiraya da zam gelirse. Moralimizi bozmayalım be sevgilim. Ha? İşte o kadar. Durun ayol. İki tane de babanıza kalsın. Yesinler yahu. Yesinler ki büyüsünler. Yesinler. Ah senin şu iyimserliğin. Niye? Nemiz eksik ya? Aç değiliz, açıkta değiliz. Çok şükür. Adet görmedim bu ay. Allah vere de. Allah aşkına. Sahi mi Semiha? Dört çocukla zaten baş edemezken. Ne demek? Allah onun da rızkını verir elbet. Ne bileyim, fazla mesaiye kaldım mı? Biraz da masrafları kısarım. Anla işte be abicim. Bu devirde hırsız ya da üçkağıtçı olmadıkça yak. Yok sağ ol. Sigarayı bıraktım. Vallahi taze demledim ki çarpıntı yapıyorum Eret. Öğlende bir çorba içiyor muyuz abi? Ha? Yok. Yani sigarayı bırakınca bayağı kilo aldım da. Yukarıda Allah var. Ailesinin hiçbir şeyi eksik olmasın diyerek hep kendinden fedakarlık etmiştir. Hep kendinden. Yetmedi. Yani neyi kıssam yetiremedim. Derken ablacığım, o melek gibi adamda bir sinir, bir sinir. Tabii, cigarayı birden bırakırsan. Nedir ya? Allah'ın koyunu da petrolle, dolarla beslenmiyor ya. Vergilerini mi biz koyuyoruz be Allah Allah? Ben ne yapayım peki? Müteahhite versek, yalnız arsası kaç milyon eder biliyor musun? Yani işine gelirse kardeşim, gelmedi evi boşaltırsın, işte o kadar. Yorgunsun. Fazla mesai filan. Hırpalama kendini. Kimi zaman bunca nüfus bilmiyorum. Yoksa hiç mi yapmasaydık bu çocuğu? Olur mu hiç? Onun rızkını da evvelallah. Bebeğin doğumuyla birlikte siniri geçer gibi oldu ama kıyıda köşede birikmiş 3-5 kuruşumuz da suyunu çekti büsbütün. Ne yapayım ha kızım, doğurturken bana mı sordu? Biz de 3 kuruş kirayla. Canım hesap verecek değiliz ya anne. Fırt fırt doğurturken bana mı sordu? Yeterince beslenememiş. Neyse. Ana sütünü aratmayacak mamalar şimdi bolca bulunuyor piyasada.
Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım arkadaş. Yok, sağ ol. Adam da tatlı yiyecek hal mi kaldı Allah sen? Çek bir tane, çek çek. Gene de maaşlı işten şaşma arkadaş. Aman! 30 sene Bordura'dan maaş aldık da başımız göğe erdi, baksana. Öyle mi İbrahim kardeşim? Derler ya hani, sokakta limon satsam daha iyiydi be. Vallahi ve de billahi. Evet, ağzımdan öyle bir şey çıktı ama sözün gelişi canım. Ciddiye alacağı nereden aklıma gelir? Geçiyorsun lan! Estağfurullah! Hop! Azabı çağırabiler! Kapısı geliyor! Kapık duyalım lan! Yani çocuklar vitaminsiz kalmasın diyerek. Kimseye bir şey söylemedim. Tabii zamanla işin raconunu da öğrenmiş. Ne yapsın bu kadar? Limon versin! Yatak limonu yatak! Versin! Eski limon! Sulu limon! Versin limonu! Limon, limon! Ulan! Elleme be! Amca sen bu limonu sıkacak mısın? Yoksa... Hadi bakayım! Vay! Buradan yak abim! Yok ya! Sandığımız kadar da enayi değilmiş ha? Ha? Yetmedi. Ne yapsam yetiremedim. Thank you.
Elektriği ödediniz de bu geçen yılın depozito farkı. Al, al, al! Cin, cin, cin! Dal, dal, dal! Al, al, al! Cin, cin, cin! Dal, dal, dal! Al, al, al! Cin, cin, cin! Dal, dal, dal! Al, al, al! Cin, cin, cin! Dal, dal, dal! Al, al, al! Cin, cin, cin! Dal, dal, dal! Al, al, al! Cin, cin, al! Söyle bakayım delikanlı, kiminle kimin maçı var bu cumartesi? Sorması ayıptır abicim ama ne yapacaksın bu kadar kartona ha? Çocukların ev ödevi. Bu öğretmenlerde de hiç insaf kalmadı vallahi. Abi çay! Ha? İçmiyorum dedim ya birader! İyi canım, ne kızıyorsun ya? Allah Allah! Kardeşim bugün Fener'in maçı yok ki. İşini bilmeyen çavuşlar döner bir yerine avuçlar. Öyle deme ablacığım. Az zamanda Amigo'nun kralı oldu ki dinime imanıma. Ticareti de ilerletti iyice. En büyük Beşiktaş, başka büyük yok. En büyük Beşiktaş, başka büyük yok. En büyük Beşiktaş, başka büyük yok. Belki bir iki ay taksitleri falan böylece ödeyebildik. Elektrik, su vesaire. Ama cumartesilerden sonra pazar günleri de mesaiye kalmaya başladı. Anlayamadım. Sayın yolcular, muhterem büyükler, muhterem ev hanımları. Bu mucize alet sayesinde ister patates, ister domates İster kabak. Eliniz soğan kokmasın mı istiyorsunuz? Aman. Çok haklısınız. Evet beyler. Bu mucize alet sayesinde bakınız. Muhterem abiler, muhterem ev hanımları, pek muhterem. İlahi. Ticaret de az su götürür ama gene de umutsuzluğa düşmediği kesin. Yetmedi. Ne yapsam getiremedim.
İyi günler. Kimmiş? Hayırdır? Tahliye davası açtık, evet. Ne olmuş? Yasal bir hakkımızı kullanamaz mıyız yani? Fotoğraf çekme kardeşim! Böyle olmayacak şapka limon satmakla. Ne? Ne limonu? Ha? Ne limonu? Gene en iyisi maaşlı iş. Ha? Estağfurullah beyim. Ne gerek ya? Akşam servisin de yok nasılsa. Beruba! Sen benimle eğleniyor mu yoksa? Ayıp ettin, hemşerik be! Değil mi be? Kim nereden oluyorsun ya? Lazım. Fevkalade çalışkandı hemşerim. Ve de zamanla fevkalade tasarruflu bulaşık yıkamayı öğrendi ki... ...yani hava bak, kürpünü düzelt. Usta bizim kuru ne oldu? Çak durma! Limonla gel limonla, limonla gel limonla, limon! Yatak! Sulu limon! Sulu limon! Yatak! Yetmedi, yetiremedim. Çocuklarımız bizim en değerli hazinemiz. Ve de... Öyle değil mi hanımefendi? Başta gelen vazifemiz. Yani onlar için, yani... öyle değil mi? Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak... Evet, gazetede resmini görür görmez tanıdım. Elinde güğümü ara sıra gelirdi. Efendiden bir adam. Hangi mahallelerde dolanırdı, bilemiyorum doğrusu.
Burada. Bozum, kaymak. Bozacı. Hu. Hu. Gel. 40 yılda bir canım çekti işte. Parasını sen veriver şekerim. Kaç para? 'Uyku tutmayınca bir cigara... Külahımı anlat. Kaç gecedir bakıyorum uyku arasında yoksun. Helada meladadır dedim önceleri ama. Bağırsaklarım mı bozulmuş nedir? Söyle. Bir kadın mı var aramızda? Semiha, olur mu hiç? Alçak, alçak! Semiha Allah aşkına. Dokunma bana, defol! Dokunma bana! Defol! Olursun. Al işte babanız. Sizin lokmanızı sayar ama kendinizi oroz bularla. Semiha. Çocuklar. Vallahi... Hep sizin için vallahi. Dilim tutulaydı da günahına girmeyeydim keşke. Ne gecesi kalmışmış meğer, ne gündüzü. Arada da boş durmuyormuş yani. Artık ne bulursa. Yetmedi. Gün 24 saat, hafta 7 gün. Yetiremedi. Mahkemenin evet tahliye kararı da tam o günlerde geldiydi. Ha
Hayırlı akşamlar sevgili vatandaşlar. Bu akşam da evinizde misafir olmamızdan yararlanarak bazı memleket meselelerini bıkmadan, usanmadan tekrar etmek istiyoruz. Evvela şunu biliniz ki memleketimizin halledilemeyecek hiçbir meselesi yoktur. Yeter ki... Yetmiyor, yetmiyor. Yeter ki el ele vererek milli beraberlik içinde çalışmayı ve tasarruflu yaşamayı bilelim. Efendim, ne demişler? Halep oradaysa arşın burada. Tamam işte, yetmiyor. Yeter. Yetmez. Yeter kardeşim. Yetmez, yetmiyor. Yetmiyor, yetmez. Yetmiyor. Yetmiyor! Gene de gayreti elden bırakmadıysa da... Kafası iyice karışmıştı anlaşılan. Adın, soyadın, baba adın. Kimse değilim ben. Hiç kimseyim. Kimse. Ve sonucu... ruhsal çöküntü ve... evet,
tipik bir kişilik parçalanması. Aferin, iyi gazetecilik yaptınız çocuklar. Şimdi ortalığı şöyle bir karıştırıp... Evet, yaz. Dar gelirlinin çilesi. 8 işte çalıştı, geçinemedi. Görev dışı işlerde çalışması, ayrıca mevkiinin şeref ve haysiyetine uygunsuz davranışlarından ötürü işten el çektirilmiş olup hakkında açılmış idari soruşturma sürdürülmektedir. Ancak adli tıbbın mütalası alınana kadar ertelenmiş olmakla birlikte kamu düzenini bozucu, genel edep ve ahlaka aykırı fiilde bulunmuş sanık hakkında tahliye talebimizin esasen bu olayla bir ilişkisi olmayıp kirayı geciktirince icra marifetiyle cibilliyetsiz, ahlaksız. Neden? Ne yaptı ki? Çalıp çırpmadı ya, çalıştı. Hep evlatları için. Çalışsan ne olacak, çalışmasan ne olacak bu ücretlerle? Neyse, fazlasını söyledik de başımı belaya sokmayın. İşte, daha geçen ay başında aynı parayla şu torbayı iyi kötü doldurabilirken güç, geçim çok güç. Vatandaş soruyor. Elimden tutacak yok mu? Ben teşkilattaki istifalarla ilgili olarak diyecektim ki gidenin cehenneme kadar yolu var. Şu hale bak. Millet çırılçıplak sokaklara dökülmüş. Ayağımıza gelen fırsatın farkında değil misin? Önümüzdeki ilk oturumda kürsüye fırlayıp muhalefet yapmadığımızı iddia edenlerin ağzını tıkamazsam... Sen çok yaşa Emi, çıplak vatandaş. Uzun sözün kısası, geçim sıkıntısı vesaire gibi durumları bahane ederek hür teşebbüsü yıpratmaya çalışanları her devirde gördük. Hiç olmazsa bu kez olayların bizi aşmasını beklemektense biz olayların üstüne gidelim. Doğrusunu isterseniz biz eski nesil sizi anlamakta müşkülat çekiyoruz beyefendi. Vakıflar kuruyoruz, öğrenci yurtları açıyoruz, gene de yaranamıyoruz kimilerine. Oysa halktan yana küçük bir jest yaparak, Batılılar nasıl demişler, public relations. Pam pararam tarararam pararam tarararam pararam pam 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 pam. Kes! Ama Mesut Jack, sen kendini nerede sanıyorsun kuzum Erol'cum? Ciddi bir reklam ajansı burası. Tamam mı? Parbleu! Deterjan mı pazarlıyoruz, kadın mı satıyoruz yahu? Ne bileyim yani, yeni bir markayı piyasaya duyurmanın en kestirme yolu... Başını kışını açmak, öyle mi? Jesus! İyi bari. Şu aradan doğma sokaklara düşen herifi de kutunun üzerine oturdum. Neden olmasın? Kötü kötü söyletme insanı Allah sen. Evet. Bir daha ağlasaydın bari. Ne bileyim, adamcağız hem işinden oldu hem evinden. Sanki bunda bizim de bir sorumluluğumuz varmış. Hayda, donunu çıkarırken bize mi sordu herifçoğlu? Sen daha ne duruyorsun kız saat? Aman ha, kimseyle görüştürmeden. Vicdanın çok sızladıysa elin boş gitme bari. Nerede oturuyorlarmış şimdi? Bir komşuların evine sığınmışlar ailecek. Sağ ol. Eyvallah abla. Ne oluyor? İbrahim'i salıveriyorlarmış ya bugün. Büsbütün belaya sardırmasınlar da olanın başını. Oo. Ayağı ne, şuna bak. Nasıl olur yani? Bilmem ki. Vallahi sadece top. Canım, sağ ol kızım. Gecikmeyelim. Bak sence sadece top vallahi. Özlemedin mi ayol? Affet beni Semiha. Ne varmış ki affedecek? Çabuk! Bir dakika durun! Durun bir dakika, durun! Rahat bırakın adamcağızı! Bir iki soru soracağız o kadar! Kardeşim, bir dakika! Tamam, anladım. Dur bir dakika. Çırılçıplak koşarken neler hissettiniz? Utandım. Çok. Ama sonra ferahlamışsınızdır ha?
Kimseye tek söz yok, tamam mı? Bu gazeteci hanım bize pek yardımcı oldu senin yokluğunda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun İbrahim, geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Hoş geldin İbrahim abi, hoş geldin. Sağ ol. Sağ ol. Baba bak. Canım. Bengücüğüm. Kızım. Hoş geldin İbrahimciğim. Sağ ol. Bu iyiliğinizin altından nasıl? Estağfurullah oğlum. Hadi bakalım. Bu hasret kolay dinmez nasılsa. Haldun Bey'i bekletmeyelim. Kim? Çekinecek ne var ki kardeşim? Zaten kaybedecek ne kalmış. İşten atılmaksa olan oldu çoktan. Evin yok, barkın yok. Gazetemize hatıralarını yazacaksın dedikse... ...senin yerine o işi Sevda Hanım halledecek tabii. Böylece parmağını bile oynatmadan eline bayağı para geçeceği gibi... ...milyonlarca dar gelirlinin de hislerine tercüman olarak... He? Bas şu sözleşmeye imzayı da ötesine karışma! Çoluk çocuğun ortalarda mı kalsın? İlk avansta da istersen gene aynı mahallede... ...derli toplu bir daire tutarız sana. Hı? Tamam mı? Dayar döşeriz bir güzel. İşte bu. Biz de yazı dizisini tanıtmaya başlıyoruz tezelden. Yılın gazetecilik olayı. Çıplak vatandaşın hatıraları. Pazartesiden itibaren gazetenizde. Vatandaş neden... İşte adamı böyle faka bastırırlar. Baskıyı durdurun çabuk. Birinci sayfayı değiştiriyoruz. Başlık. Yaz. Tarihi buluşma. Çıplak vatandaşla bizzat görüşeceğim. Emrediyorlarsa tabii. Benim için ne şeref. Allah Allah! Çıldırdı mı bu koskoca adam? Yok. Bence en akıllıcasını yapıyor. Dediğim gibi, şimdi mesele adama herkesten önce sahip çıkmak. Görürsünüz azizim, fakir fukara bayılacak bu işe. Büyüklerimizin bizim dertlerimizle ilgilenmiş olması çok fevkalade. Ne yapalım yani? Bizim de soyunacak halimiz yok ya. Vallahi devlet kuşu. Vallahi ben bunca yıldır iyi kötü soyunuyorum, böyle bir davet almadım. Hadi yahu. Bu da kendini yönetmen zannetmeye başladı. Yepyeni bir deterjan, yepyeni bir temizlik. Berbat. Pardon? Temizliğin yenisi menisi olmaz kardeşim. Bu deterjan dediğin hepsi aynı malın soyu. Elin oğlu binmiş kalkmış şarkıcının sırtına. Bir kalk şarkıcı da bizi bulalım yani. Ben öyle mi dedim? Aman ne bileyim ya, şöyle halka daha yakın gelecek bir şöhret. Şu çıplak vatandaş mesela. Yenilik istiyorum Monsieur Jacques. Hayır, bir dakika! Bir dakika! Yenilik, tamam mı? Bir dakika! Ne sırıtıyorsun kuzum? Yahu gazeteyi mi arasak yoksa? Canım başka nereden bulabiliriz bu herifi? Ciddi misiniz? Yarım milyarlık reklam kampanyasını kaçıralım mı yani?
bu gidişle daha yazının ilk yayınlandığı gün gazetenin satışını ikiye katlayacağım. Var mısın iddiaya? Yarınki sayfalar. Bay Monsieur Jacques, siz bizi arar mıydınız efendim? He? Şu bizim çıplak hakkında. Görüşelim efendim. Nerede, ne zaman isterseniz. Vay ki vay bu İbrahim'in talihine. Fiyatınız nedir? Bu sözü size hiç yakıştıramadım Monsieur Jacques. Çıplak vatandaş bütün basın, yayın, reklam haklarını sözleşmeyle gazeteme devrettiğine göre... ...gazetemizin reklam payını ikiye katlarsınız olur biter. Yeni tarif eden tabii. Anlaştık mı? Ne diyor bu herif be? Sahiden mi kişileri kaçırdı yoksa? Korktu. Haksız da değil belki. Sen kimden yanasın be kız? Fiil anında sanığın akli dengesinin yerinde olmadığını belirtir mahiyette tecelli ettiğinden... ...savcılık soruşturmasına şimdilik mahal olmadığına. Arkadaşımızı kendini toparlamasına yetecek bir süre... İzinli sayıyoruz. Jale Hanım yerine vekalet ediyor zaten İbrahim'ciğim. Geçmiş olsun. Hadi kardeşim. İyi de neyi biçeceksin şimdi? Birliğinizin şirdini lütfen kabul buyurmalarını rica ediyorum. Çiz armağanla da herkese ilan etmek istiyoruz ki bir teşebbüs vatandaşın sıkıntılarına kayıtsız değildir. Ne yapalım yani? Benimle de kapı gibi sözleşmem var ama! Yahu kardeşim, milyonlarca liralık reklam yapmışken... ...ben bu yazı dizisini nasıl durdururum? Söz verdim. Bugüne kadar senin için yaptığımız masraflar ne olacak peki? 3-5 sahtekarın millete şirin görünmek için verdiği sadakaya mı güveniyorsun lan? Eşoğlusu! Halducuğum bir dakika! Yahu, siz bizi baş başa bıraksanıza be çocuklar! Ne haliniz varsa görün. Yahu İbrahim, yani ayıptır söylemesi. Niye dalkacık sokaklara fırladındı sen? 8 işte çalışıp gene de geçiremedin. Ondan değil mi? Şimdiden sonra onu da yapamazsın. Ne yaparsın peki? Tek maaşla açlığa talip. Diyelim Haldun Bey'e borcunu ödedin. Aman! Gel seninle karlı bir iş yapalım be İbrahim. Reklam yapmam diye de kimseye söz vermedin ya. Bravo! Sahi, kaç çocuğun vardı senin?
Adam haklı. Doğruya doğru. Yahu, sen de mi? Bizim de hakkımız değil mi azıcık rahat etmek? Nereden çıktı bu sabahlık? Gazeteci hanımın hediyesi. Yahu! Dayayıp döşeyemedikten sonra ev tutmuşsun neye yarar? Semiha, nasıl yaparım? Bugüne kadar hep namusum var. Televizyona çıkanlar hep mi namussuz? Yılın gazetecilik olayı. Vallahi baba. Çıplak vatandaşın hatıraları. Bu pazartesi gazetenizde. Çıplak vatandaşın hakiki hayat hikayesi. Geçen yılında nasıl çalıştım? Açıklıyorum. Çıplak vatandaş olayının iç yüzü. Vatandaş neden soruldu? Yılın gazetecilik olayı. Çıplak vatandaşın hatıraları. Bu pazartesi gazetenizde. Mutlaka alın. Karopoluzu çıkar. Dur. Soyunur hepiniz. Soyunur. Çıplak vatandaşın hatıraları. Bu pazartesi gazetenizde. Dur. Çıplak vatandaşın hakiki hayat hikayesi. Açıklıyor. Çıplak vatandaş olayının iç yüzü. Vatandaş neden soyundu? Bu pazartesi gazetenizde. Mutlaka alın öğrenin. Vatandaş neden soyundu? Neyin eğri neyin doğru olduğunu vatandaşın gözünü korkutarak gerçek dışı açıklamalar yaptıranlara sorun. Son gülen iyi güler. Daha önce de beyan ettim. Geçici bir bunalım. Cezai ehliyeti elbette ortadan kaldırmaz. Bu kadar. Beyefendi. Beyefendi. Vallahi tamamen bilgim dışında. Sen de cami duvarına sıydın be birader. Ama yeminle. Aman çekiver kuyruğunu gitsin. Biz 30 yıl aybaşı gözledik de işte halimiz ortada. Bu memlekette alın teriyle otomobil bile yürütemezsin. Aha! Bunu da işten atmışlar evveli gün. Yoksa işin talih kuşuna kalır ki. Hele bir de emekli oldun mu, halim büsbütün duman. Suyu sıkılmış limon gibi atılıverirsin bir köşeye. Yine de sen bilirsin. Ben bir idare yolu bulurum nasılsa. Nedenmiş? Hiçbir şeyiniz eksik olmayacak evvelallah. Hele şükür. Barıştık mı? Bravo, bravo, bravo! Sayın... Ne var ya? Daha önce de soyunmadın mı? Kadın canın bu sayısı bambaşka. Çıplak vatandaşın posteri kadın canı.
Derginiz Kadınca'nın bu sayısını kaçırmayın. Başı sıkışan soyunmaya kalkacak olsa? Yolunu bulabileceksen icabında. Tabii. Feminist bir yaklaşımla. Evet. Bugüne kadar ticari bir meta olarak kullanılan hep çıplak kadın vücuduydu. Bugünse neden olmasın yani? Hepsi bize hizmet ediyorlar farkında olmadan. Gazetenin tarihinde ilk kez satışımız 500.000'in üstünde. Maden yahu bu herif! Altın madeni mi parollu? Yoksa öteki mamullerin reklamında da mı İbrahim'i? Evet! Burası ciddi bir reklam ajansıdır, Monşer. Müşteri her zaman haklıdır azizim. Madem ki onca firma foto modeli olarak şu çıplak karın ağrısını istiyor. Demek ki neymiş? Müşteri her zaman haklıdır. Aile mutluluğunu düşünen hanımlar, kocanızın gün boyu kaybettiği enerjiyi
Vay anasını be! Helal olsun lan. Size de çıkabilir. Nah, çıkar! Buyur. Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu. Ah, gene mi patates? Vallahi yemem. Ayol, ben yitirmeye çalıştıkça... Yetmesin be! Yetmesin varsın! Sen de mi soyunacaksın yoksa? Ay vallahi hiç güleceğim yoktu. Sayın hocamın da raporunda belirttiği gibi, bu da gerekli emir. Gerçi basın usulünce uyarıldı ama, gene de gürültüsüz patırtısız. Ha? Evet. Yak! Soyun! Mesut Şak, bir dakika. Evet, tamam. Bugünlük paydos arkadaşlar, hadi bakalım. Neyse. İkimiz de bu işten yiyeceğimiz kaymağı yedik. Değil mi Haldun? Buyurun. Sözümüzde söz tak. Patron! Affedersin. Ben zaten gidiyorum. Tamam mı kardeşim? Olmadık işler oluyor patron. Bütün şehirde soyunan soyunana. Ne yapalım yani? Bizim yazı dizisi bitti nasılsa. Ama patron! Senin çıplak vatandaşı da derdest edeceklermiş bu akşam. Nasıl olur? Soruşturma kapanalı. Ya yeniden fıttırdıysa herif? Jack haklı, düşün. O hır boyu örnek alarak bizim matbaa işçileri de günün birinde tumanları fora edip ha? Başta gidenin başı kesilir. Filmine. Abla olur mu? Elbet bir çaresi. Yok. Hala anlamadım oğlum. Bilmem nereni de açsan...
ne oluyor? Bilmem. Yusuf, ne olmuş? Bilmem. Allah Allah. Ne var, ne oluyor burada? Vallahi haberim yok ki. Baksana yukarı. Ne oluyor? Baksana yukarıdalar. Ne yapacağız? Ne var evladım, ne olmuş? Damda deli varmış bey amca. Ya. Sonuç olarak... hekim raporunda da belirtildiği üzere... gerek kamu düzenini koruma, gerekse bizzat ilgilinin güvenliği mülazasıyla... uzman bir sağlık kuruluşunda gözetim altında bulundurulmasına... Tımarhane desenize şuna. Herkesin işine gelirken deli değildi de, şimdi mi delirdi? Öyle ya, şimdi mi delirdi? Hı. Yakalayın şunu! Thank you.